Arkadaşlar hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Hemen hızlıca neler hazırlayacağım onları sıralayayım. Fırına soslu bir tavuk but atacağız. Bir tereyağlı erişte yapacağım. Bir de zeytinyağlı taze fasulye hazırlayacağım. Bugün çorba ya da pilav yapmayacağım. Şimdi öncelikle tavukları soslayayım, poşetleyeyim. Onları birazcık bir yarım saat kadar dinlendireceğim. Ondan sonra fırına atacağım. Tavuğun sosuyla başlayayım. Hemen burada bir diş sarımsağı dövdüm. İçerisine katıyorum. Baharat olarak tuz, karabiber, kekik, kimyon, toz biber, birazcık köri sosu katacağım. Bir de kırmızı toz biber. Sadece bir tatlı kaşığı kadar yoğurt ilave ediyorum. Yani şu 2-3 yemek kaşığı kadar da sıvı yağ ilave ettim. Karıştırıyorum. Tavukları içine atacağım. Salça katmıyorum. Tavukları yıkadım. 5 parça tavuk butu kullanacağım. Kişi sayısına göre azaltıp çoğaltabilirsiniz. Hemen poşetimi de açayım. Böyle fırına dayanıklı fırın poşeti kullanacağım. Elimle karıştırıyorum. Fırın poşetleri içine düzüyorum şöyle. Fırın tepsisini yanıma aldım. Şöyle yayarak yerleştiriyorum. Alta verip bir tane delik açıyorum. Çok değil. Bunu birazcık şimdi dolapta bir yarım saat kadar dinlendirdikten sonra 220 derecelik fırına atıp pişireceğim. Zeytinyağlı taze fasulye için tencerem ocağı alıyorum. Ocağın altında yakıyorum. Kavurma işlemi yapmayacağım. Ben yarım kilo taze fasulyeyi şöyle ortadan kestim. Tencereye yerleştiriyorum. Üzerine 2 tane orta boy domatesi yemeklik olacak şekilde doğradım. Onu da ilave ediyorum. 2 diş sarımsak, 2 tane de orta boy kuru soğanı doğradım yemeklik olacak şekilde. Onu da ilave ediyorum. Zeytinyağlıyı genelde hep böyle kavurmadan yapıyorum. Çok daha lezzetli olduğunu düşünüyorum ama sizler arzu ederseniz dibine hepsini kavurup ondan sonra suyunu ilave edebilirsiniz. 2 tane küp şeker atıyorum. Tuzunu ilave ediyorum. Yarım çay bardağı da zeytinyağı. Hafif renk vermesi için çok azıcık böyle domates salçası koyacağım. Zeytinyağlıya koyulmaz falan diye düşünebilirsiniz ama ben birazcık böyle renk vermesi için ilave ediyorum. Bu kadar yeterli. Biraz karabiber ilave edeceğim. Biraz da pul biber. Yağım bardağıyla hemen 1 çay bardağı da su ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Şimdi bunu arka tarafa alacağım. Altını orta ateşe getireceğim. Böyle fokur fokur kaynamaya başladığında altını kısa alacağım. Bir 20 dakika boyunca yani böyle sulanmasını bekleyeceğim. Sulanana kadar hiçbir şekilde karıştırmayacağım. Ben burada kettle'a su koymuştum. Burada tencereye aldım. Altını yakıyorum. Kaynaması için bekliyorum. Bir yemek tabağı dolusu böyle erişte. Bir miktar sıvı yağ damlatıyorum yapışmaması için. Birazcık da tuz. Altını orta ateşe getireyim. 10 dakika böyle ara ara gelip karıştırarak erişteyi pişireceğim. Fasulye de sulanmaya başladı. Hiçbir şekilde dokunmadım. Birazcık daha dursun. Erişteyi yapana kadar dokunmayacağım. Zaten erişte bir 10 dakikada pişecektir. İşte burada pişerken ben hemen şöyle kamerayı yakınlaştırdım. Bir taze fasulyeye bakayım. Makarna da bu arada taşıyordum. Bir 15 dakikadır hiç dokunmuyordum. İyice sulanmış. Karıştırıyorum. Karıştırdıktan sonra artık dokunmayacağım. Bir
30 dakika boyunca kısık ateşte yavaş yavaş pişireceğim. Bu sulanması yeterli. Bakarsınız duruma göre. Eğer ki suyu az gelirse bir çay bardağı da su ilave edebilirsiniz. Bu kaynarken daha sulanacaktır. Ben de duruma göre su ilavesi yapabilirim. Kapağını kapatıp ara ara kontrollü bir şekilde 30 dakika pişireceğim. Tekrar eriştiğe bakayım. Piştiyse artık alacağım. Birazcık taşırdım. Altını kapatıyorum. Bunu şimdi kenara alacağım. İçine birazcık su ilave edeceğim. Süzdüreceğim. Geri tencereye alacağım. Tereyağını ayrı bir yerde yapacağım. Taze fasulye pişti. Onu kapattım. Makarnanın yağını hemen yapmadım ki fasulye iyice pişsin diye. Çünkü tereyağını sıcak sıcak dökmek istedim makarnanın üzerine. Tavuk pişti. Onu çıkardım. Taze fasulye de pişti. Şimdi eriştenin üzerine tereyağı eriteceğim. Bir yemek kaşığı tereyağını tavama alıyorum. Sıvı yağ döktüm. İyice böyle tereyağını kızdıracağım ve direkt makarnanın içine katıp o şekilde servis edeceğim. İyice yaktım artık. Tamamdır. Kapatıyorum. Şu erişteyi bir servis tabağına alayım. İçerisine böyle öncelikle suyla süzdürürseniz hiçbir şekilde yapışmıyor birbirine. Önce biraz soğuk su döküp ondan sonra süzün. Tereyağını üzerine gezdiriyorum. Biraz da tuz koyacağım. Karıştırayım. Erişteyi kenara alayım. Tavuğu da fırından çıkardım. Tepsisinden hemen buraya aldım. Ben biraz fazla kızarmış sevdiğim için bol bol kızarttım. Sizler ne tarz ediyorsanız onu da kızartabilirsiniz. Tavuğun da böyle üzerine birazcık domates ve biberle süsledim. Taze fasulyeyi de bir servis tabağına alayım. Gayet güzel pişmiş. Onu da boşaltıyorum. Yemeklerimi tek tek servis tabaklarına almayacağım. Zaten ayrıntılı olarak servis tabaklarını alırken gördünüz. Öncelikle taze fasulyeyi, hemen ardından da erişteyle tavuğu bir tabakta servis edeceğim. Yanına da hemen ayranla birlikte. Umarım sizler de bu menüleri denedikten sonra memnun kalırsınız. Eğer ki deniyorsanız ve memnunsanız altı hemen yorum olarak belirtebilirsiniz. Kanalıma abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.